O ve arkadaşları Rusyalı İslam Talebe Cemiyeti'ni kurduğunda 1908 inkılabı henüz olmuştu. Yalta'da doğmuş, yolu İstanbul'a kadar uzanmıştı. O vakitler İstanbul'da 100 civarında Kırımlı öğrenci vardı. Hepsi de pırıl pırıldı ama içlerinden biri çevresinde hemen fark ediliyordu. Cafer Seydahmet Kırımer'di bu genç. Ömrü boyunca Kırım Türklerinin özgürlük mücadelesi için yazıp çizecek, çalışıp çabalayacak bir isimdi Cafer Seydahmet. Paris'te hukuk okurken 1. Dünya Savaşı çıkınca Kırım'a dönen de oydu, 1917 Rus İhtilali sonrasında kurulan Kırım Cumhuriyeti'nin ilk Harbiye ve Hariciye Bakanı olan, hatta anayasasını kaleme alandı. Almanların Kırım işgali sırasında da mücadelesinden vazgeçmedi, Bolşeviklerin Kırım işgalinde de. Tam da o sırada Türkiye'deydi. O tarihten sonra da çoğunlukla Türkiye'den ama hep Kırım için ve Türkçülüğü anlatmak için çalıştı, çabaladı. Dünyaya Kırım'ın özgürlük mücadelesini anlatmak da en büyük dileği. Lehçe ve Fransızca yazdığı Kırım kitapları ve Rus yayılmacılığının tarihi kökenleri bu yolda atılmış önemli adımlardan biriydi. Dünyayı işgaller sonrasında Kırım'da meydana gelen açlığa karşı ayaklandırmaya, yardım toplamaya çabaladı yıllar boyunca. Başardı da. Zaten o yılgınlığı kabul edecek bir yapıda değildi. 1960'ta 71 yaşında Kırım'dan uzakta Türkiye'de kapattı dünyaya gözlerini. Ardında kitaplarını, düşüncelerini, bitmemiş mücadelesini bırakarak.